Ahu Türkpençe. O doğduğunda takvim yaprakları 2 Ocak 1977'yi gösteriyordu. Üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olarak Samsun'da dünyaya geldi. Ahu Türkpençe doğmadan önce ailesi İstanbul'daydı. Ancak babası Samsun aşığı olunca Ahu da Samsun'da doğsun diye doğumundan kısa bir süre önce Samsun'a gittiler. Ahu Türkpençe ilginç doğum hikayesini Hürriyet'ten Hakan Gence'ye şöyle anlatıyor. Samsunluyum ama İstanbul'da büyüdüm. Üç kardeşiz. Rahmetli babam mühendisti. Çok tatlı bir adamdı ve memleketi Samsun'un fanatik hayranıydı. Annem bana hamileyken İstanbul'dalarmış. Millet yurt dışına gider ama babam kütüğüm Samsun'da olsun diye annemi de alıp Samsun'a gitmiş. Orada doğmuşum, sonra da dönmüşler. Ahu Türkpençe küçük yaşlarda tiyatroyla tanıştı. Annesiyle beraber oyunları seyretmeye giden başarılı oyuncu, Türk sinemasının usta ismi Adile Naşit'e hayrandı. Tiyatroyu çok seviyordu. Ancak oyuncu olmak aklının ucundan bile geçmiyordu. 18 yaşına kadar tiyatroyla hiç uğraşmadı. Güzel oyuncu Hürriyet'ten Ömür Gedi'ye verdiği röportajda çocukluk yıllarını şöyle anlatıyor. Oyuncu olmak gibi bir hevesim yoktu. Çocukken dondurmacı olmayı isterdim. Tabii ki bol bol dondurma yemek için. Ya da balıkçı olurum. Hem satıp para kazanırım hem de balık yerim diye düşünürdüm. Yani aklım fikrim yemekteymiş. Ama ufakken annemin beni çocuk tiyatrosuna götürdüğünü, hatta Adile Naşit'i gördüğümde onu öpmek için bir tabureye çıkıp uzandığımı hatırlıyorum. Adile teyze rahmetli olunca çok üzüldüğümü ve niyeyse tiyatroya küstüğümü de hatırlıyorum. Sonra gerçekten uzun bir süre tiyatroya gitmedim. Konservatuvara kadar. Şimdiki aklım olsaydı her hafta başka bir oyuna giderdim tabii ki. Sadece oyunculuk yapmaktan değil, güzel performanslar ve oyunlar seyretmekten de büyük keyif alıyorum. Çalışkan bir öğrenci olan Ahu Türkpençe öğrencilik yıllarını okuldayken inek öğrencilerdendim diye tanımlıyor. Lisedeyken hem fizik dersi öğretmenini hem de fizik dersini çok seviyordu. Bu sebeple Yıldız Teknik Üniversitesi fizik bölümüne kaydoldu. Fizik bölümünün kendine uygun olmadığını fark ettiğinde 3. sınıfa gelmişti. Fiziğin daha çok deneysel yanını seven Ahu Türkpençe, kağıt üzerinde çözülen sorular ve teorik eğitimden sıkılarak 3. sınıfta bölümü bıraktı. Tiyatro sahneleriyle tanışması ise bu döneme denk geldi. Hobi amaçlı başladığı pandomim onu tiyatroya götürdü. Ahu Türkpençe, Seninle dergisine verdiği röportajda oyunculuğa nasıl adım attığını şöyle anlatıyor. Fizik bölümündeydim. Çok zor ve yoğun bir bölüm. Laboratuvarların dışındaki dersler insanı delirtecek kadar zor. O baskıdan beni ayırsın, koparsın diye hobi olarak pandomim yapmaya başladım. Pandomim eğitimi aldığım yerde özel bir pandomim tiyatrosu grubu vardı. Yetenekli görmüşler demek ki beni o gruba dahil ettiler. Sonra baktım en mutlu olduğum, kendimi iyi hissettiğim yer fizik bölümü değil, pandomim yaptığım yer. O zaman kendimi boşuna kasmayayım ve sevdiğim işi yapayım dedim. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin sınavlarına girdim. Kazandım ve okudum. İyi ki de seçmişim. 1997'de Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne giren Ahu Türkpençe 2001 yılında mezun oldu. Konservatuvarı bitirdikten sonra ise yarıda bıraktığı fizik bölümünde 2004 yılında tamamladı. Kendine has güzelliğiyle günümüzde rol aldığı her projede dikkatleri üzerine çekmeye başaran Ahu Türkpençe, konservatuvar yıllarında bugünden çok farklı olduğunu söylüyor. Ünlü oyuncu Özsel Tortop ile yaptığı söyleşisinde Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne girerken "Ahu güzel bir kız alalım mı dediler yoksa çok yetenekli kız alalım mı dediler sizce" sorusuna şu yanıtı veriyor. "Umarım çok yetenekli demişlerdir. Gerçi o zamanlar çok topluydum. Hoş kız demeleri mümkün değil. Sınıf arkadaşlarım benimle Almanya'dan gelen Helgalar gibisin diye alay ederdi. Hani Almanya'dan gelen Helga karikatürü vardı ya, kocaman şişman bir kız. İri yarı ve sevgilisini tutmuş kucağına almış. Bana sen bu karikatürdeki kız gibisin derlerdi. Bayağı topluydum. Şişko değildim ama balık etlinin üzerindeydim." 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle televizyon oyunculuğuna adım atan Ahu Türkpençe daha sonra 7 Numara ve Azat gibi dizilerinde kadrosunda bulundu. 2001-2003 yılları arasında ise TRT1'de canlı olarak yayınlanan Haydi ve Rengini Seç adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlendi. 2003 yılı Ahu Türkpençe'nin kariyerinde önemli bir yere sahip. Başarılı oyuncu Mehmet Aslantuğ, Çetin Tekindor, Altan Erkekli ve Vahide Perçin gibi usta isimlerle birlikte Bir İstanbul Masalı dizisi için kameraların karşısına geçti.
İki sezon yayınlanan ve 71 bölüm süren dizide Esma karakterine hayat veren Ahu Türkbençe asıl çıkışını da bu diziyle yaptı. Sokakta onu görenler kendi adıyla değil de Esma diye sesleniyordu. Güzel oyuncu Hürriyet Kelebeğe verdiği röportajda Bir İstanbul Masalı dizisindeki rolü hakkında şunları söylüyor. Bir İstanbul Masalı'ndaki Esma bazen benim kimliğimin üzerine çıkıyor. Aslında bu işin buralara geleceğini, yani Esma'nın bu kadar çok sevileceğini sanki tahmin ediyordum. Çünkü bu dizideki işimi almam pek kolay olmadı. Benim bazı inançlarım vardır. Eğer bir işim zor oluyorsa o mutlaka iyi olur. Bu da öyle oldu. Bu dizide oynamam için ilk çağrıldığımda Esma rolü için başvuran birçok insan vardı. İlk elemelerden sonra birçok kez gittim. Bir daha, bir daha. Sonunda benim oynamama karar verdiler. Daha sonra dizide kimler olduğunu sorduğumda inanılmaz derecede sevindim ve çok mutlu oldum. Daha senaryoyu bile okumadan bu işte olmaktan çok büyük mutluluk duymuştum. Çünkü Mehmet Aslantuğ, Çetin Tekindor, Altan Erkekli gibi hepsi birbirinden ünlü isimlerle aynı dizide olmak benim için her şeyden önemliydi. Ahu Türkbençe Bir İstanbul Masalı ile başlayan yükselişini Şöhret dizisiyle sürdürdü. Televizyon dizilerinin aranan yüzü haline gelen güzel oyuncunun sıradaki hedefi sinemaydı. Neredesin Firuze filminde küçük bir rol oynayan güzel oyuncu ilk kez beyaz perdede karşımıza çıktı. Ardından Keloğlan Kara Prens'e karşı filminde hayat verdiği Balkız karakteriyle başrol oynadı. 2007'de dönemin sevilen dizisi Elveda Rumeli'de Bihter Hemşire'yi canlandıran güzel oyuncu aynı yıl Safa Önal'ın yazıp yönettiği Hicran Sokağı filminde rol aldı. 2010 yılında ise Tolga Örnek'in yönettiği komedi dram türündeki Kaybedenler Kulübü filminde Necat İşler, Yiğit Özçener, İdil Fırat, Rıza Kocaoğlu ve Serra Yılmaz gibi isimlerle birlikte kameraların karşısına geçti. Filmdeki Necat İşler'le olan sevişme sahnesi çok konuşuldu. Başarılı oyuncu, sevişme sahnelerinin medya yansımasının ardından neler hissettiğini Hürriyet'ten Ömürgedi'ye şöyle anlatmıştı. Kötü hissetmedim. Tam tersi, ne kadar şanslı ve güvenebileceğim bir ekibim var diye düşündüm o görüntüler çıktığı zaman. Çünkü o sahnelerle ilgili haberler çıktığında film çoktan vizyona girmişti, gösterimdeydi. Belli ki filmden o karileri fotoğraflayıp haber yapmışlardı. Yani bizim ekibimizden ticari amaçla medyaya verilmiş kareler değildi. Kimi zihniyetler film iş yapsın diye bu tür sahneleri vizyona girmeden önce haber olsun, merak uyandırsın diye kullanıyorlar. Bizim filmde böyle bir şey olmadığı, hatta gündeme bile gelmediği için gurur duydum. Bu bence aynı zamanda yönetmenin işine ne kadar güvendiğini ve oyunculara ne kadar değer verdiğini de gösteriyor. Tolga Örnek bu tür sahnelerle ilgi çekip seyirciyi tavlamaya çalışmayacak kadar yaptığı işin arkasında duran bir yönetmen. Tiyatro sahnelerinden de geri durmayan Ahu Türkbençe, Sondan Sonra adlı oyundaki rolüyle Afife Jale'de en başarılı kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. Ahu Türkbençe 2013 yılında vizyona giren Köksüz filmiyle karşımıza çıktı. Deniz Akçay'ın yazıp yönettiği filmde Feride karakterine hayat veren güzel oyuncu başarılı performansıyla Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu. Ahu Türkbençe'nin dinginliği dış görünüşüne de yansıyor. Gözlerden uzakta olmayı tercih eden güzel oyuncu son oynadığı Köksüz filminden sonra bir süre ortalarda gözükmedi. Gidişi suskun ama dönüşü muhteşem oldu. Güzel oyuncu 2016 yılında Alper Çağlar'ın devam filmi olan Dağ 2'de gazeteci Ceyda Balaban karakterini oynadı. 2 sene sonra yine bir Alper Çağlar projesi olan Börü adlı dizide keskin nişancı Asena Tümer rolüyle karşımıza çıktı. Güzel oyuncu oynadığı karakter itibarıyla çok beğenildi. Hatta projenin sahibi Alper Çağlar Ahu Türkbençe için ülkemizdeki en nitelikli kadın oyuncu değerlendirmesini yapmıştı. Oyuncu kimliğiyle bildiğimiz Ahu Türkbençe bir dönem öğretmenlikte yaptı. 8 yıl boyunca ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere özel olarak matematik, kimya, fizik ve İngilizce dersleri verdi. Ahu Türkbençe'nin özel hayatı tam bir kapalı kutu. Bu konuda ser verip sır vermeyen güzel oyuncu, Milliyet'ten Asu Maro'ya verdiği röportajda şunları söylemişti. Özel hayat dedikleri şeyin sevgilimden ibaret olmadığını düşünmüyorum. Arkadaşlarım, ailem, sevgilim, ne giyiyorum, neyi seviyorum, bunların hepsi benim özel hayatım. Bunlardan bahsetmememin de kendimce şöyle bir sebebi var. Kendimi ne kadar az deşifre edersem, seyirci beni o kadar çok inandırıcı bulur seyrederken. Çünkü ben çok hızlı konuşuyorum. Filmde öyle değilim. Enerjim yüksek, filmde öyle değil.
beni bilmedikleri zaman filmdeki karaktere inanmaları çok daha rahat oluyor. O yüzden kendimi kendime saklıyorum. Biz de güzel oyuncuya kariyerinde başarı, ömrünün geri kalanında sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyoruz.